Bağımlılığın 5 evresi. Merhaba değerli dostum. Sana bu içerikte bağımlılığın 5 evresinden, bu 5 evrede yaşayabileceğin etkilerden söz edip birkaç tavsiye vereceğim. Başlamadan önce söylemeliyim ki hepimiz farklı insanlar olduğumuz için bu evreler hepimizde aynı şekilde gerçekleşmeyebilir. Hani gitmen gereken bir yer vardır fakat nasıl gideceğini bilmezsin de haritalara bakıp Google Maps'le yolları gezersin ya, işte bu anlatacaklarım da tam olarak bunu sağlayacak. İleriki günlerde yaşayacağın değişimlerin farkında olmanı sağlayarak onlardan etkilenmemene yardımcı olacak. Şimdi sürecin ilk bozumundan başlayarak sırasıyla yaşanacak 5 evreye bakalım. Chaser, takip dönemi. Chaser yani takip dönemi genellikle cinsel birliktelik sonrası yaşanan yoğun FAP isteğinin olduğu dönemdir. Takip dönemi sadece cinsel birliktelik sonrası değil, mastürbasyon, sexting, sadece porno izleme ya da porno izleyerek mastürbasyon yapma sonrasında da yaşanabilen bir dönemdir. Yüksek dopamine doğrudan ya da dolaylı yoldan ulaşan ödül sistemi daha fazlası için sana yoğun istekte bulunabilir. Bu dönemde cinselliğin verdiği hazzı hatırladığın için de fazla karşılık vermeyip birçok kez relapse olabilirsin. Relapse öncesi akıl çelici, işlevsiz düşünceler sadece mankenlerin fotoğrafına bakmaktan zarar gelmez şeklindeyken, Chaser, takip döneminde zaten sürecini bozdun, birkaç defa daha bozabilirsin, dibe indikten sonra daha iyi başlarsın şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Oysa biz kolumuzu bir yere çarpıp morarttığımızda bir kere kolumu çarptım, birkaç kere daha çarpabilirim ya da daha iyi iyileşmem için kolumu iyice morartmam lazım demiyoruz. İkisinin arasındaki fark pornografinin zararının kısa vadeli bir hazla perdelenmiş olması sadece. Bu dönemde bu isteklerin oldukça doğal olduğunu, bu istekleri dinlemek zorunda olmadığımızı, bu kısır döngüden çıkmak için bu isteklere hayır dememiz gerektiğini düşünebilir, zamanımızı doldurarak sürecimizi bozamayacağımız koşullar oluşturabiliriz. Ben bu dönemde kendime asıl meselenin bu isteğe hayır demek olduğunu hatırlatarak farkındalığımı arttırıyor ve zamanımı dolduruyorum. Cinsel birliktelik sonrası yaşanan Chaser, takip dönemi içinde aynı şekilde bu tarz istekler duymamızın normal olduğunu düşünebilir ve odağımızı seksten gündelik yaşantımıza doğru çekebiliriz. Geri çekilme dönemi. Porno izlediğimizde, mastürbasyon yaptığımızda ya da ikisini birlikte gerçekleştirdiğimizde beynimizde inanılmaz bir dopamin salınımı olur ve bu dopaminin etkisi birkaç gün sürebilir. Birkaç gün boyunca kendimizi zinde ve konsantre halde çok iyi hissedebiliriz. Bu salınım sonrası beynimiz sağlığını korumak için bazı reseptörlerini kapatır ve salgılanan dopaminler birkaç gün sonra çekildiğinde yoksunluk belirtileri başlar. Geri çekilme döneminde pornodan kurtulan dostlarımızın yaşadıkları etkileri şöyle listeleyebiliriz. Depresif ruh hali, hiçbir şeyden tat alamama, yoğun atalet, beyin sisi, duyarsızlaşma, dikkat eksikliği, odaklanamama. Anksiyete, stres ve sosyal fobide yükselme, sinirli ruh hali, öfke patlamaları, düşük libido, izlenilen porno filmlerinin hatırlanması, cinsel hayallerin kurulması, uyku kalitesinde düşüş. Birçok porno bağımlısı, pornografiyi bırakmanın kolay yolu kitabında da anlatıldığı gibi bu etkileri son FAP'lerinin ardından yavaş yavaş hissetmeye başlarlar. Derslerine veya halletmeleri gereken işlerine odaklanamadıklarında, uykuya dalamadıklarında, stresli hissetmeye başladıklarında istemsizce içlerinde FAP yapma isteği doğar ve bu geri çekilme yoksunluk semptomlarını bastırırlar. Aslında pornografi bu geri çekilme semptomlarının çözümü değil, kaynağıdır. Tıpkı burun açıcı mentollü spreylere benzer. İnsanlar yeteri kadar nefes alamadıklarını düşündüklerinde mentollü spreyleri kullanırlar ve burun kanalları hiç olmadığı kadar açılır. Buradaki problem spreyin etkisinin geçmesinin ardından eskisinden de az, hatta hiç nefes alınamamasıdır. Kişiler ya spreyi kullanarak burunlarını daha da hassas hale getirirler ya da birkaç günlük burundan nefes almamaya dayanarak ilacın geri çekilme evresinin geçmesini beklerler. Bu dönemde akıl çelici işlevsiz düşünceler kendisini bırakmak için doğru zaman değil, sürecimi bozduktan sonra daha doğru bir zamanda başlarım, şu an sınav stresi yaşıyorum, sürecime sınavlarımdan sonra devam ederim şeklinde gösterebilir. Bu dönemde şiddetli krizlere girebilirsiniz. Krizlere karşı tavsiyelerimizi diğer içeriklerimizde detaylıca verdiğimiz için burada es geçiyoruz. Ancak krizlerde beyninizdeki porno canavarının size sunduğu bahaneleri daha iyi imgeselleştirmek adına bu sahne hem bize yardımcı olacak hem de güldürecektir. Ben bu dönemde önceki süreçlerimden farklı olarak kendimi geliştirmeye, zamanımı doldurmaya ve daha fazla vakit ayırarak krizlerde pornoya erişebileceğim cihazlardan uzak durdum ve de daha okumadığım yazıları okuyup eskilerini tekrardan okuyarak önemli noktaları hatırladım. Coşku dönemi.
Geri çekilme döneminin negatif etkilerini geride bıraktığımızda kendimizi yavaş yavaş iyi, enerjik hissetmeye başlarız. Coşku döneminde yaşadığımız etkiler yoksunluk dönemindeki etkilerin tam tersi şekilde kendisini gösterir. Canlı ruh hali, hayattan keyif alma, yüksek konsantrasyon, zihin berraklığı, anksiyetede, streste, sosyal fobide azalma, görece daha sakin bir ruh hali, yüksek libido, pornoya ihtiyacın yokmuş gibi hissedilmesi, hiç pornoya ihtiyaç duyulmayacağının düşünülmesi, yüksek uyku kalitesi, sosyal ilişkilerden keyif alma, coşku evresini kalesindeki kuşatmayı püskürten bir ordunun eğlenme zamanı olarak düşünebiliriz. Tüm o çetin, zorlu mücadeleler bitmiş, krizler son bulmuş, kötü ruh halinden çıkılmıştır. Ancak burada düşmanın son bir saldırı daha yapacağı unutulmamalıdır. Coşku evresini takip eden evre flatline evresidir ve flatline evresi geri çekilme evresinden daha uzun sürmektedir. Coşku evresinde kendimizi geliştirmemiz için hedeflerimizi belirleyebilir. Zaman, stres, öfke yönetimi konularında kendimizi geliştirebilir. Meditasyon alışkanlığını kazanabilir. NeuroFab Akademi'deki okumadığımız yazıları, izlemediğimiz videoları bitirebiliriz. Coşku evresinde akıl çelici işlevsiz düşünceler kendisini "Zaten iyi hissediyorsun, bir kere bak, bir şey olmaz. Porno aslında o kadar zararlı değildi." şeklinde gösterebilir. Bu dönemde sürecin ilk günlerinde yaşadıklarımızı, sürece neden başladığımızı hatırlamamız bize yardımcı olacaktır. Kale kuşatması örneğine tekrar dönersek, coşku evresinde sarhoş olmak yerine kalemizi güçlendirir, düşmanımızın diğer saldırılarının nasıl olduğunu inceler, yani flatline döneminin genel özelliklerini ve başarı hikayelerinde kişilerin bu dönemleri nasıl atlattıklarını araştırırsak flatline dönemini daha hafif geçirebiliriz. Ben bu dönemde kendimi geliştirmeye devam ettim ancak flatline dönemini sonradan öğrendiğim için yeterli hazırlık yapmadım. Şimdi olsa daha fazla araştırma yaparak, meditasyon becerisini erkenden kazanarak hazırlık yapardım. Flatline, düz çizgi dönemi. Flatline dönemi dopamin sisteminin tam anlamıyla çekilme yaşadığı dönemdir. Etkileri de bu dopamin çekilmesinden kaynaklanır. Geri çekilme dönemi daha kısa ve yoğunken, flatline dönemi görece daha uzun ve zayıftır. Süreci bakımından kendi içinde giriş, orta ve bitiş olarak üçe ayrılabilir. Giriş flatline, birden artan anksiyeteler, sosyal fobiler, depresif ruh haliyle kendisini gösterir. Tıpkı geri çekilme evresinde yaşanılanlar gibi, iki dönemde de aynı etkilerin gösterilme sebebi dopamin çekilmesinden kaynaklanmaktadır. Kendisini coşku evresinin o güzel günlerinden birden anksiyeteler, odaklanma problemi, depresif ruh hali, uyuşma isteği, düşük libido arasında bulan dostlarımız farkına bile varmadan süreçlerini bozabiliyorlar. Kale kuşatma örneğindeki gibi ilk saldırının püskürtülmesinin ardından savaşın tamamen bittiğini sanan askerler pozisyonlarını terk ediyorlar ve ani bir baskınla kaleyi kaybediyorlar. Flatline evresinin farkında olmak, flatline'ın giriş kısmını atlatmamızı sağlayacaktır. Orta kısımda ise birden karşımıza çıkan negatif etkiler azalacak, stabil bir döneme girecektir. Bu dönemde sınırlarımızı zorlamalı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Libido ve ereksiyon flatline döneminde düşüşe geçer. Kimileri bu erekte olamama halinden ve düşük libidodan korkabilir. Kimileri ise bunun süreçlerine yardım edeceğini, sürekli erekte olmanın iyi bir şey olmadığını ve bu durumun zaten geçeceğini düşünerek flatline döneminin libidoya etkisini hoş karşılamaktadır. Her ne kadar libido düşse ve sabah ereksiyonları azalsa ya da tamamen bitse de flatline döneminde cinsel birliktelik yaşayan kişilerin geri dönüşleri herhangi bir problem olmadığı şeklindedir. Burada, acaba fotoğraflara baksam erekte olur muyum, acaba penisim kaç santim şeklinde düşüncelerle taviz vererek beyninize silinmek üzere olan pornografi yolunu canlandırmamalıyız. Flatline döneminde pornografiye dönmeyi bacağı alçıda birinin canının sıkılıp basketbol oynamasına benzetebiliriz. Olması gereken bu iyileşme döneminde dinlenmektir. Flatline döneminin son kısımdaysa güneşin ilk ışıkları gözükür. Uyuşma isteği, anksiyeteler, sosyal fobiler, depresif düşünceler azalmaya başlar. Akıl çelici işlevsiz düşünceler, flatline evresinde karşımıza "Hiç iyi hissetmiyorum, sadece fotoğraflara baksam iyi olacak, fotoğraflara baksam acaba erekte olacak mıyım?" şeklinde çıkabilir. Flatline evresinde sabırlı olmalı ve bu dönemin geçeceğini bilmeli, taviz vermemeliyiz. Flatline evresini başarıyla tamamlayan iki kişi şöyle diyor: "Flatline bir fırsat olarak görülmeli, ne kadar zor olsa da libidonuzdaki ve ereksiyonunuzdaki düşüşü görmezden gelin ve kendinize odaklanın. Artık fazladan zamanınız var. Flatline yaklaşık 50. günde başladı ve 30 gün sürdü. Bu sefer gerçekten zordu. Ereksiyon olup olmayacağımı görmek için bir şeylere bakmayı çok düşündüm ama güçlü kaldım ve bu yazıyı yazabildim. Flatline bittikten sonra kendini harika hissedeceksin. Güven bana.
Ben ise bu dönemi ilk ifadedeki gibi kendime odaklanarak, kendimi tanıyarak geçirdim. Yeni yaşam dönemi. Artık güneşin doğduğu, kara bulutların ortadan kalktığı, çekilme belirtilerinin son bulduğu nihai dönem olan yeni yaşam dönemi. Flatline, geri çekilme döneminin nasıl daha uzun vadedeki hali ise, yeni yaşam dönemini de coşku döneminin uzun vadedeki hali şeklinde düşünebiliriz. Yeni yaşam döneminde coşku evresindeki etkileri görebilirsin. Yeni yaşam dönemi artık kendimizi geliştirmekten, yeni insanlar tanımaktan, arkadaşlık ilişkilerimizi güçlendirmekten keyif alacağımız, anksiyetelerden, ataletten, işlevsiz düşüncelerden kurtulacağımız harika bir dönem bizim için. Uzay mekikleri atmosferden çıkana kadar yer çekimi ve sürtünmeyle mücadele ederler. Yeni yaşam dönemi bizim için bu mücadelenin son bulması ve artık uzay boşluğunda süzüleceğimiz dönem. Atmosferin dışında rotanı doğru bir şekilde çizersen ve nadiren karşına çıkan gök taşlarından kendini korursan herhangi inişe ihtiyaç duymadan uzay boşluğunda süzülebilirsin. Yeni hayat döneminde hem krizlerin seyrekleşecek hem de şiddetleri azalacak. Burada stresini yönetme becerini kazanman çok önemli. Ben stresimi meditasyon, spor, kitap ve yürüyüş dörtlüsüyle kontrol ediyorum. Ayrıca uzun süre sorumluluklarını yerine getirmezsen krizlerinin sıklığı ve şiddeti artacaktır. Sorumluluklarını yerine getirme alışkanlığını kazanmanı da şiddetle tavsiye ederim. Yeni hayat döneminde tetikleyicilerden etkilenip sürecimize neden başladığımızı unutabiliriz. Bu dönemde akıl çelici işlevsiz düşünceler kendisine ''Bir kere izle bir şey olmaz ya, o kadar süreden sonra bir zararını görmezsin'' şeklinde gösterebilir. Kendimizi tanımalı, işlevsiz düşüncelerimizi tespit etmeli ve bizi etkilemelerine izin vermemeliyiz. Benim yeni hayat evresine geçişim yaklaşık 100. günümde sakin yazlık hayatından şehre döndüğüm sıralarda gerçekleşti. İnsanlarla konuşurken gözlerinin içine bakmam, güçlü göz kontağı kurmam, konsantrasyonumun tüm günde sadece 1-2 defa bozulması, herkesin pestilinin çıktığı son derslerde halen tüm konsantrasyonumla dersi takip etmem, yolda yürürken gelen mutluluk hissi, farkındalığın artması ve tüm enerjimi derslerime, Never Fap Akademi'ye, kendimi geliştirmeye harcamam bendeki etkilerindendi. Evreler arasındaki geçiş dönemlerinde evrelerin içinde olduğumuzdan daha dikkatli olmalıyız. Burada farkındalığımızı günlük tutarak, meditasyon yaparak ve sık sık kendimizi kendimize ifade ederek arttırabiliriz. Kafana takılanları yorum bölümünde sorabilirsin değerli dostum. Sevgilerle. İçeriğimiz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi, olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Süreciniz daim olsun.